Böyle bir şala da çok ihtiyacım vardı. Görünce kaçırmak istemedim. Alo. Neredesin sen? Evdeyim. Ne oldu? Çabuk atölyeye git. Ne oldu? Çabuk dedim. İniyorum şimdi ben de. Konuşacağız. Neler oluyor? Bekliyorum. Çabuk. Bihter? Seni bu kadar öfkelendirecek ne yapmış olabilirim bilmiyorum. O kolyeyi nasıl verdin Nihal'e? Ha şu mesele. Mahsus yaptın değil mi? Beni diriltmek mi istiyorsun? Artık bende durmasının bir anlamı yoktu. Masum aşkıyla Nihal benden daha çok hak ediyor o kolyeyi. Bihter, saçmalama. Bu kadar büyütecek bir şey değil. Sadece layık olana verdim, hepsi bu. Onunla oynamaya bayılıyorsun değil mi? Yazık değil mi? Acıyor musun ona? Merhametinden mi ilanı aşk ettin? Beni sen mecbur ettin. Senin yüzünden... Ve annen yüzünden bunlar başıma geldi. İyi bahane buldun kendine. Bu yaptığın çok acımasızca. Onun gururuyla böyle oynamaya hakkın yok. Onu kullanarak benden böyle intikam alamazsın. Onu hiç kimsenin üzmeye hakkı yok. Hiç kimsenin. Asıl sen kullanıyorsun onu. Kendini kurtarmak için ümit verdin ona. Amcanın korkusundan annemin oyununa boyun eğdin. Direnmedin hiç, teslim oldun hemen. Beni çözümsüz bıraktınız. Başka ne yapabilirdim? Hiçbir şey. Korkaksın çünkü. Bencilsin, egoistsin. Kendinden başka hiç kimseyi sevmiyorsun sen. Sevemezsin de. Beni sevmedin hiç. Nihal'i de sevmeyeceksin. Hiç karşıma geçip bana onu koruyor numaraları yapma. Ona zerre kadar değer verdiğin yok. Şu saçına bile ondan daha çok değer veriyorsun sen. Yeter. İyice saçmaladın artık. Yeter. Artık seni çok iyi çözdüm be. Her şeyin üstüne yemin ederim ki saçını bile Nihal'den çok seviyorsun sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.